Evet, Servo Tester'ın kod açıklaması videosu arkadaşlar bunu. Bu video başlığı biraz yani 2 yıl önce olduğu için biraz eskimiş olabilir ama öyle kalsın arkadaşlar. Burada PWM'imizin nasıl çalıştığını anlatıyor. Yani buradan bakabilirsiniz. Şimdi bu zaten kod açıklaması videosu. Eğer nasıl yapıldığına vesaire bakmak isterseniz sayfamda yine bir tane video var. Nasıl çalıştığına da bakabilirsiniz. Orada detaylıca gösteriyorum arkadaşlar. Buraya PWM'i okuyabilirsiniz. Yani böyle sinyaller göndererek çalıştığını anlatıyor. Arduino 13'ün programlama kartı videosu da var. Nasıl programlandığına dair sayfa da var. Direkt oradan detaylıca okuyabilirsiniz. İsterseniz buradan da okuyabilirsiniz. Fark etmez. Benim amacım şu an kodlamanın nasıl yapıldığını anlatmak arkadaşlar. Aşağıya gelelim. Pek de değişik bir şey yok başka arkadaşlar yani. Şöyle geri biz kodlarımıza gelelim. Şimdi burada değişkenimiz var arkadaşlar. Bir tane LED'imiz var. Bir de servomuzun pini var. Bildiğiniz üzere 2 tane PWM pini var Arduino 13'ün. 5 tane dijital pini var. Bir adet değişkenimiz var. Bir adet angle derecemiz var. Bir adet de PWM'imiz var arkadaşlar. Bir adet fonksiyon tanımlamışız burada. Average IO kütüphanesinde eklemişiz. Onu da indirmeyi unutmayın. Burada okuma fonksiyonu, burada da setup fonksiyonu var, gönderme. İlk başladığında pinlerimizin çıkış olduğunu belirtmişiz. Void loop'ta asıl fonksiyonumuz var arkadaşlar. Burada da servo pulse var gördüğünüz üzere. Şimdi daha sonra long A değişkeni bir değişken şey yapmışız. Bu arkadaşlar 32 bitlik bir değişken. Büyük ihtimal ADC için oluşturduğumuz bir değişken. Onun için oluşturduğumuz bir değişken. ADC'ye öncelikle bir setup etmişiz arkadaşlar. Ne yapmışız bakalım. Input yapmışız. ADC 1. Arkadaşlar bu zaten çoğunlukla kütüphanenin şeyleri yani. Bunları açıkçası ben bile bilmiyorum. Bunlar kütüphaneden gelmiş şeyler arkadaşlar. Kütüphaneyi indirdikten sonra siz de inceleyebilirsiniz. Kütüphanede normal aslında Arduino'da bildiğiniz üzere direkt analog read diyoruz. Bu kütüphane geldiği için burada fonksiyon halinde gözüküyor arkadaşlar bizim kodumuzun içinde. Ya ben bunları oturup da açıklayamam açıkçası. Bizim amacımız void loop'taki şeylerimiz. Sonra A'mıza ADC'mizi almışız. Gelen potansiyometreden gelen veriyi. Bunu 0 ile 180 arasına sığdırmışız arkadaşlar. 3 ile çarpıp 2'ye bölmüşüz. Derecemizi ayarlamak için. Daha sonra demişiz ki servoya bunu atmışız arkadaşlar. Derecemizi servoya yazdırmışız. Hangi pinde olduğunu da değişkenlerimizi de alıyor arkadaşlar. Daha sonra da LED'imizin PWM'ini de ayarlamak için böyle bir map fonksiyonundan yararlanmışız arkadaşlar. Analog Write'la da LED'imizin parlaklığını ayarlamışız. Yani kodumuz bundan ibaret. Burada da PWM'in or şeydeki sinyallerini oluşturmak için yazılan kod arkadaşlar. Bunlar hepsi kütüphane yönleri kısacası. Yani bizim burada yazdığımız kod şundan ibaret arkadaşlar.